AK Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, altılı masanın kur şoku ve sermaye kontrolü iddialarına yanıt verdi. Canikli, 2022 zor bir yıl olmasına rağmen kur krizi yaşanmadı ve sermaye kontrolü gelmedi dedi. Bundan sonra da gelmez vurgusu yaptı. AK Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2022 zor bir yıl olmasına rağmen kur krizi yaşanmadı ve sermaye kontrolü gelmedi. Bundan sonra da gelmez dedi. AK Partili Canikli, altılı masanın kur şoku ve sermaye kontrolü iddiasıyla kafaları karıştırarak piyasaları manipüle etmeye çalıştığını ileri sürdü. Canikli, Millet İttifakı'nın ekonomiye yönelik iddialarına yanıt verdi. Dünyadaki enerji krizi, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen Türkiye ekonomisi 46 milyar dolar daha fazla ödemeyi gecikmeden yaptı ve enerjiye erişimde hiçbir sorun yaşanmadı. Döviz ödemeleri zamanında yapılıyor. Ekonominin genel ithalat talebi de kesintisiz tümüyle karşılandı, finansmanı sağlandı. Muhalefetin stratejisini felaket tellallığı üzerine kurduğunu ifade eden Canikli, yıllık 350 milyar dolar döviz girdisi üreten bir ekonomide kur şoku yaşanmaz dedi. Canikli, Türkiye'nin enerji dahil olmak üzere 2022'de 364 milyar dolar ithalat yaptığına ve ödemelerin gecikme olmaksızın gerçekleştiğine dikkat çekti. Merkez Bankası brüt döviz rezervinin 115 milyar dolar olduğunu kaydeden Canikli, bu rezervler içinde yaklaşık 800 tonluk altın rezervleri de bulunmaktadır dedi.